Kismet olursa onu da görerek. İndilikse arzusunda olduğumuz xüsusi pasportu, rəsmi yaş kağızı, boy ölçüləri, qol budaqları ilə dünyada bu əzəmətdə yek olan Ulu Çınarın huzurundayıq. 600 ildən yuxarı yaşı olan bu müqəddəs ağacın kölgəsindəmi əyləşib deyilənlərə görə cənnət burası söyləmiş Süleyman Peyğəmbər ya başqa bir məkandı o yer. Amma Övliya Çələbinin söylədiyi Velhasil Bursa sudan ibarətdir kəlməsi Nilufər çayının bu mərcan kimi parlaq su damcılarına aiddir. Tərkibi də o qədər təmiz, cana xeyirli ki, içdikcə bütün azar-bezarlardan qurtulursan. Bu maddi dünyamız, mənəvi, ruhu dünyamızsa, bax bu səslərdir, bu həvəs, bu adət-ənənə, keçmişə sayğı, gələcəyə inamdır. Ben bir türkü öğretmenim. Hem yazarım hem söylerim. Saçımın teli kadardır öğrencilerim. Her insan bir türküdür. Türküleri yakanlar, yasaları yapanlardan güçlüdür. Yasalar gün gelir değişebilir. Kuşaktan kuşağa devam eden, unutulmayan türkülerimizdir. Maralı bir insandır, özümüzü anlatır. Duygu selidir, feryattır. Türkü söyleyenden korkma. Çünkü o isyan etse de duygularını türkülerle anlatır. Söz Ülker Aygün, beste Şaziye Çelikler. Türkü formunda bir eser, Atay'ı söyler. Okumayı öğrenen dinler Atay'ı söyler. Barış kardeşlik diyen eller Atay'ı söyler. Barış kardeşlik diyen eller Atay'ı söyler. Ay yıldızlı bayrakta, bereketli toprakta, ağaçtaki yaprakta, dallar Atay'ı söyler. Ağaçtaki yaprakta, dağlar Atay'ı söyler. Büyük küçük hepimiz milletçe izindeyiz. Senle çarpar kalbimiz, yollar Atay'ı söyler. Senle çarpar kalbimiz, yollar Atay'ı söyler. Bütün Türkiye'den, Bulgaristan'da yaşayan Türklerden Azerbaycan'a sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Bizim Bulgaristan'daki halimizi anlatan bir şiirim var. Ondan iki kısmı sizlerle paylaşmak istiyorum. Rumeli'den arzu hal. Rumeli'min Arda boylarında bir evladı Fatihan torunu olarak dünyaya geldim. Bildim acısını tütünün, lezzetinde alın terinin. Bildim kokusunu cennetin, helalinde ana sütümün. Destanımdır, yazılır kanımla Anadolu'm. Her göç mevsimi yeniden okunur. Yıkılmayan ulu çınarın ateşe verilmiş her dalından yaprak yerine kül dökülür de biz o külden türkü dermeyi, o külden dirilip vuslata ermeyi böyle öğrendik dostlarım. Selamlar, sevgiler sunuyorum. Remzi Bey, Remzi Bey.
Takı tasarımı eski bir el sanatımızdır. Genelde bayanlar ilgileniyor. Çok ilgilerini çeken bir sanat. Farklı materyallerle yapılan bir sanat. Boncuklarımız var, penselerimiz var, yardımcı materyallerimiz. Hepsi bir araya gelerekten ve ortaya farklı tasarımlar çıkıyor. İsterseniz beraber yapalım. Pensemiz, yuvarlatıcımız, yardımcı alet olaraktan. Madalyonumuz, madalyonlu bir kolye yapacağız şimdi. Azerbaycan Devlet Televizyonu'nun bu bize gösterdiği güzellikle ben bütün Azeri kardeşlerimize, bütün Azeri halkına en içten sevgilerimi, en yürekten saygılarımı yolluyorum. Hepsi bizim kalbimizde, hepsi bizim içimizde, ruhumuzda. Biz biliyorsunuz ki dillerimiz bir, dinimiz biz bir, örfümüz, adetimiz, geçmişimiz, her şeyimiz bir. Ayrılmaz iki kardeş ülkeyiz. Azerbaycan halkından her zaman sevgiyle, yani yakın karşılıklı olmasak bile kalbimizde, gönlümüzde her zaman sevgiyle onların güzelliğini hissediyoruz, yaşıyoruz. Buradan da sizin vasıtanızla tekrardan sevgilerimi, her türlü iyi niyetlerimi, güzel duygularımı gönderiyorum. Ben Azerbaycan Şairler Derneği'nin bana vermiş olduğu Mehseti Gencevi ödülünü aldım. Mehseti Gencevi ödülünü almak benim için çok önemli bir şey. Çünkü ben Azerbaycan edebiyatına çok yakından ilgi duyuyorum. Mehseti Gencevi'yi çok inceledim. Çok sevdiğim bir yazar. Ve onda bir takım şeyler keşfettim. Kendisi daha önceden Azerbaycan'da sıradan insanların kahramanlıklarını ortaya çıkarmıştır. Dolayısıyla onun şiirlerinde Rönesans'ın da ilk filizleri görünüyor. İleride de Nizami Gencevi çok daha ileriye götürmüştür. Dolayısıyla biz Türk milleti olarak zaten bu değerli kişileri son derece yakından tanıyıp son derece seven insanlarız. Ayrıca Fuzuli bizim en büyük şairimiz, Nesimi en büyük sevdiğimiz şairlerimiz, Hakani. Dolayısıyla ben de bu ödülü aldığım için çok memnunum, çok mutluyum, çok teşekkür ediyorum. Ben öncelikle Erzurumlu Aşık Selami Yağar olarak buradan bizim ata diyarımız Turan illerine, Dede Korkut diyarına kucak dolusu hürmet, sevgi, selam söylüyorum. Ben özüm bir gün televizyon izlerken Doğu Türkistan'ın sürgündeki devlet başkanını izlerken gözlerimden yaş aktığını fark ettim. O zaman şöyle bir şiir yazmıştım ki bunu sadece Türkiye değil Azerbaycan, Kırgızistan, Türkmenistan, hulasa bütün Türk dünyası azad olan kardeşlerimiz Türkistan'a da biraz yansınlar diye. Bir zaman erkekler ağlamaz derdim. Şimdi bu fikrimden caydım, ağladım. Ne güney olacak kederim derdim. İşte o günleri saydım, ağladım. Bakınca Uygur'un yarınlarına, Kaşgarlı Mahmud'un torunlarına, Velican Oduncu yarenlerine, orada Zülfü Yare değdim, ağladım. Sorumsuzca dersem eğer mene ne, orada yapılırken nükleer deneme, öz hançeri öz elimle sineme, timsahça yavruma kıydım, ağladım. Aşık Selami'm şafak atmadı,
Bekledim, bekledim, ömrüm yetmedi. Yapılan zulümler hala yetmedi. Günden güne zulüm duydum, ağladım. Azerbaycan, Türkistan, Türkmenistan, hulasa dünyanın neresinde, Turan ülkesinde, Kızıl Elma'da her ne kadar Türk varsa buna kulak kabartmak zorundadır, buna kafa yormak zorundadır. Ben Azerbaycan televizyonunun görevlilerini, yetkililerini ve sizlerin şahsında herkesi hürmetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Daha bir müzeyi de gezdirecek sizleri sevgili seyircilerimiz. Bursa'nın meşhur